arkadaşlar, hepinize selam aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar, hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Yeni bir videoyla hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzun amacı Mişka Üniversitesi. Daha önce söylemde kaldığı için bugün videosunu çekmek istedim. Mişka Üniversitesi'ni sizlere anlatmak istedim. Bu şekilde başlıyorsunuz. Hızlı bir giriş yaptım. Özür dilerim ama düzgün bir video olmasını istedim. Çünkü ığlı ığlı ağlı eğli bir video olmasını pek istemedim. Az önce gördüğünüz gibi büyük bostan anahtarı aldık. Anahtarı almadan bu kapıyı açamıyorsunuz arkadaşlar. Kapıyı açtınız. Bakın, Mişka Üniversitesi takım işidir arkadaşlar. İki kişi sol taraftan gidip Frida'yı kurtarması gerekiyor arkadaşlar. Mişka'nın en önemli altın kuralı budur. Erken bitirebilmeniz için o sol taraftan iki kişi gidecek Frida'ya. Frida'yı alacak. Size destek olmaya gelecek. Diğer geri kalan iki kişi ise buradan düz bir şekilde gidecek arkadaşlar. 5 tane rehinemiz var. 5 tane rehineyi kurtaracağız arkadaşlar. 5 rehineyi kurtardıktan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Şimdi geldik. Burada zombi çıkartmamanın altın kuralı arkadaşlar. Bakın, koridordan geldiniz. Sol taraftan girdiğinizde sağ merdivenden çıkıyorsunuz. Sağ taraftan girdiğinizde sol merdivenden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Dikkat edin. Çıktığınız merdivenlerden yaklaşmıyorsunuz kapılara. Kesinlikle yaklaşmıyorsunuz. Uzaktan ateş ediyorsunuz, veriyorsunuz yaygarayı. Ondan sonra kapı kırıldı. Gidiyorsunuz rehineyi kurtarıyorsunuz arkadaşlar. Rehineleri kurtardınız ve geldiniz arkadaşlar buraya. Hemen bu elektrik direklerini onarın. Sadece elektrik panellerini onarın yeter arkadaşlar. Diğerlerine vakit harcamanıza gerek yok. Şu anda diğer iki arkadaşı bekliyoruz. Onlara Frida'yı getirmesini bekliyoruz. Onlar Frida'yı getirene kadar siz elektrikli panelleri tamiriyle ilgileniyorsunuz arkadaşlar. Hemen 3 tane ana kapı var burada zombilerin sürekli akın ettiği. 5'er tane loot gelecek arkadaşlar. 5'er slot geliyor, öyle söyleyeyim. Parti parti 5'er slot geliyor. Parti parti 5'er slotu kestiğiniz zaman büyük boss gelecek şimdi birazdan. Onu da örnekli bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Videoda hızlandırma yaptım. Bazı yerler illaki olacak. Neden? Çünkü uzun bir video olmasını istemedim. Sürekli uzun bir anlatım yaparak sizi boğmak istemedim. Bu sebepten dolayı bazı yerlerde hızlandırma yaptım. Umarım bu sebepten dolayı kızmazsınız bana arkadaşlar. Şu anda elektrik panellerinin tamirini gerçekleştirdik. Diğer iki arkadaşı bekliyoruz. Bakın, onlar da geldiler. Şu an Frida'yı getirdiler. Frida'nın içeri girmesini bekliyoruz. Dediğim gibi 3 kapı var. Birisi üniversite girişi, birisi üniversitenin sol tarafı, bir de üniversitenin aşağı sağ tarafı arkadaşlar. Onu yaptığımız takdirde sıralanıyoruz. Bakın şimdi Frida içeri girmesini bekliyoruz şu an hala. Tabii biraz nazlanıyor hanımefendi. Bayanlar kızmasın sakın bana. Yani kadınların genel durumu nazlılar. Yapacak bir şey yok. Başımızın tacıdır hepsi. İlk slotumuz geldi arkadaşlar. İkinci slot. İkinci slotu deviriyoruz. Lan öl. Zombisin sen, zombi. SMG ile sıkıyorum oğlum sana ya. Allah Allah, öleceksin. Geber kız. Bunlar da taş atıyor ya. Nasıl deli oluyorum abi ya. Nasıl uyuz oluyorum, taş atıyor ya. Şeytan taşlar gibi. Oyun nasıl bir zihniyetle bir kurulum yaptıysa bu kadın zombilerle alakalı. Delirtiyor bazen beni, yemin ediyorum. Molotof atasım geliyor hatta. O an üstümde molotof olsa. Evet, gördüğünüz gibi 5 slotu kestik aşağıdan. Bir de şunu söyleyeyim,
Sis çökmeden, rehineleri kurtarırken sis çökmeden kesinlikle varilleri yakmayın arkadaşlar. Bu da zombileri çıkartıyor. Bölümün sonunda bakın boss geldi. Herkes 5 slotu bitirdi. Büyük boss geldi. O boss'u kesip ondan anahtar alacağız. Esas küçük bir tane minik bir yavrucak var. O yavrucağı kurtarma için gireceğimiz yerin anahtarı var orada arkadaşlar. Onun anahtarını alacağız. Oradaki arkadaşlar anahtarı aldı mı birisi, sizin beklemenize gerek yok diğer arkadaşlarım. Direkt yukarı çıkın, yolu temizleyerek devam edin hızlı bir şekilde. Miska Üniversitesi'nin altın kuralıdır arkadaşlar hız. Ne kadar erken bitirirseniz o kadar güzel ödül alırsınız. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Taş atma dedim sana ya, hala taş atıyor ya. Evet, temizliğe temizliğe gidiyorsunuz. Arkadan geliyor diğer arkadaşlarım. Haritadan görüyorsunuz arkadaşlar. Biz hızlı bir anlatım olsun diye, hızlı bir video olsun diye seviye 3'e girdik. Normalde seviye 4'ten aşağı yapmıyoruz zaten. Siz de elinizden geldiğince yüksek seviyelerde yapmaya çalışın. Öldüğünüz takdirde silahın, zırhın aldığı hasar burada çok düşük bir oran. Bakın anahtarla burayı açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer arkadaş gelecek, yukarı gidecek. Yukarıdan kızı kurtaracaklar. Kız bekliyor. Evet, Yasin gidiyor şu anda. Kızı alıp gelecek. Orada çıktığınızda, oraya çıkan arkadaşlara söylüyorum, çıkmayı tercih eden arkadaşlara, zombileri öldürmeyle hiç uğraşmayın. Kız o aşağıda zombiler var diye gelmemezlik yapmıyor, takılıyor peşinize geliyor. Direkt çıkın hemen, kızı alın gelin aşağı. Aşağıda bekleyen arkadaşlar da çıkan zombiler öldürsün. Şimdi kız geldi kapının önüne, büyük boss var, bu boss'u öldüreceğiz. Evet, şu an onu kesiyoruz. Ulan bir tutturabilsem, ah karanlıkta da gözükmüyor ki. Geldi, öldü. Tamam. Sıkma da yeter. Şimdi hemen geri dönüyoruz, o boss öldükten sonra kızı kurtarın diyoruz ve Miska Üniversitesi'nin macerasını bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Biraz beleşçilik yapmak isterseniz Miska Üniversitesi size cephane sandığı hediye ediyordu. Buradan ayrıldığınızda o sandığı elinizden aldığı için yere açın cephanenizi, kulleyin, öyle ayrılın buradan. En azından biraz beleşçilik yapmış olursunuz arkadaşlar. Mermi mermidir. Çünkü kolay üretilmiyor. PUBG gibi değil, öyle her yerde bulunmuyor. Bazen kıt kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Helikopterimiz geldi. Çıkışımıza doğru gidiyoruz şu anda. Bundan sonraki anlatmak istediğim olay şu. Tekrar özet geçmek gerekirse, bakın arkadaşlar, biraz daha sakin konuşuyorum şu anda. Miska Üniversitesi'nin altın kuralı. Evet, aldığımız ödül seviye 3'te 1000. Altın çubuk ve yetenek puanı, savaş yetenek puanı verdi. Miska Üniversitesi'nin altın kuralı arkadaşlar takım oyunudur. Bu bir. İkiye bölünmek zorundasınız. Diğer bir konu, zombileri çıkartmadan hareket etmek zorundasınız. Aksi takdirde istediğiniz sürede Miska Üniversitesi'ni bitiremezsiniz. O 5 rehineyi kurtarırken zombi çıkartmamaya dikkat edin. Videoda da gördüğünüz gibi gerekirse tekrar başa sarın, bir daha bakın. Tekrar söylüyorum, koridora girdiğinizde boss'u öldürdünüz, anahtarı aldınız, üniversite girişine girdiniz, düz giden arkadaşlar. O odaya girdiğinizde sol merdivenden çıkan arkadaşlar, sol taraftan giden arkadaşlar sağ merdivenden, özür diliyorum, bakın tekrar söylüyorum. Sol tarafa dönüp giden arkadaşlar sağ merdivenden ve sağ tarafa dönüp giden arkadaşlar ise sol merdivenden çıkacaklar arkadaşlar. Ve de kıracağınız raflara yaklaşmadan uzaktan ateş ederek patlatıyorsunuz arkadaşlar orayı. Onları ateş ederek patlattınız mı sonra gidin kurtarın rehineyi, problem değil. O zaman zombi çıkmıyor ama o rafı kırmadan önce eğer giderseniz oraya, patlatmadan önce giderseniz oraya zombiler çıkar. İlerleyen zamanlarda bunun örnekli videolarını da çekip size göstereceğim, göndereceğim. En azından tecrübe etmiş olursunuz, görerek tecrübe etmiş olursunuz. Gitmenin, raf kırılmadan yanına gitmenin size ne gibi bir zararı olur? Ne kadar sürede bitirirsiniz? Bunu anlamanız için bir video daha hazırlayacağım. Bekleyin arkadaşlar yakında. Bundan sonraki videolarım arkadaşlar, neden ilk başta söylemde bıraktım, hepsini bir anda anlatmadım, çekmedim, göstermedim. Oyun çok geniş kapsamlı, çok sıkıntılı bir oyun olduğu için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet, videomun sonuna geldik arkadaşlar. Siz de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.